insan diline yetiştirdi. Allah-u Teala ve gaybimizi, recebimizi mübarek eylesin inşallah. Öncelikle Recep dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Allah-u Teala'nın ayı, Allah-u Teala'nın ayındaki rahmet, Allah-u Teala'nın bizlerin üzerine indirdiği merhamet, mağfiret. Şimdi Allah-u Teala'nın ayı dediğimiz zaman bizim aklımıza ne gelir ve ne gelmesi lazım? Yüce Mevla Celle Şanuhu İsmail Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan bugüne bizlere Mevla Teala bu güzel halleri, bu güzel lütfu ümmeti Muhammed'e payidar ederek bizlere sundu Mevla Teala. Onun için Allah Celle Şanuhu bizlere şöyle buyurmaktadır. Recep-u Şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayına girdiğimiz zaman biz Mevla Teala'ya nasıl bir kulluk metodu yapmamız gerekmektedir? Nasıl Mevla Teala'ya yakınlaşmamız ve nasıl Mevla Teala'ya bir ibadet yapmamız gerekmektedir? Bunu anlayalım. Recep-i Şehrullah dediği zaman Allah-u Teala Mevla bize kendi lütfünden, kendi merhametinden lütfu hak etmiştir. Allah-u Teala merhametinin güzelliğiyle bizlere merhamet sunmuştur Mevla Teala. Çünkü neden? Bizi Habib-i Zişan'ın ümmeti ederek bizlere Habib-i Zişan'ın ümmeti etti ve bizi yeryüzüne gönderdi Allah-u Teala. Yüce Mevla bizlere en büyük nimet olarak Habib-i Zişan'ı ve onun sahabesini ve onun ehl-i beytini bizlere lütfü ihsanda bulunarak bizlere emanet bıraktı. Regaib dediğimiz zaman regaib rağbet demektir. Neye rağbet? Kulun tövbesine rağbet. Kulun yaptığı ibadetlere rağbet. Kulun Allah-u Teala'ya yakınlığına rağbet. Kul Allah-u Teala'ya ibadet eder. Allah-u Azimuşşan ona rağbet eder. Kul Allah-u Teala'ya elini açar yalvarır. Allah-u Teala der ki buyur ey kulum ben buradayım. Kul Allah-u Teala'ya namaz kılar. Secde anında en yaklaşılan an secde anıdır. Kul Allah-u Teala'ya gittiği zaman Allah-u Teala da kula gelir. Şimdi biz Recep-i Şehrullah dediğimiz zaman Allah-u Teala'nın ayı, yani biz bu ayın içerisinde neler yapmamız gerekmektedir? Nasıl taatte, nasıl ibadette bulunmamız lazım? Birinci derece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haram aylar Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, diyor inne iddete diyor muhakkak ki sayılıdır hurumu, o haram aylar sayılıdır diyor. Onun için o haram aylar 4 aydır. Bakın 4 aydır. Allah-u Teala o 4 ayı bereket niyetine ümmeti Muhammed'in üzerine lütfü ihsanda bulunmuştur. Habib-i Zişan hadisi kutsi'de ne diyor? Allahümme barik lena. Ya Rabbi bize bereketlendir. Bakın. Fî Recep ve Şaban. Şaban'a yani bizi ulaştır. Ve belliğne Ramazan. Ya Rabbi bize bereket ver, bize lütuf ver, bize ihsan ver. Ama ya Mevlam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bizi Recep'e ulaştırdığın gibi Şaban'a da ve bizi Ramazan'a da ulaştır. Şimdi burada çok güzel bir mantıbe söyleyeceğim. Allah-u Teala hepimizi istifade edenlerden etsin. Habib-i Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün minbere çıkar. Minberin birinci basamağında Cebrail gelir der ki ya Resulallah. Tabi Cebrail söyler aleyhissalatü vesselam amindir.
İkinci basamağında Cebrail aleyhisselam tekrardan söyler, tekrardan amindir. Üçüncü basamağında Cebrail aleyhisselam tekrar söyler ve tekrar Hazreti Resulullah aleyhisselatü vesselam amindir. Peki sahabe-i kiram merak ediyor. Ya Resulallah, siz neye amin dediniz ey Allah'ın peygamberi? Hazreti Nebi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirelim. Salavat getirelim. Şöyle buyurdu baktadı Resulullah aleyhisselatü vesselam. Peki Cebrail geldi. Bana dedi ki, ya Resulallah, kim ki annesinin babasının yanında büyüdü, o evlendi, bir kıvama geldi, eğer ki annesine ve babasına asi olursa, ya Resulallah, o kimsenin burnu yerde sürülsün ve o kimse cehenneme kalır. Resulullah aleyhisselatü vesselam diyor ki amin. Bakın iyi dinleyin. İkinci mevzide-i şerife geldiği zaman Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam Cebrail diyor ki ya Resulallah, senin bir cemaatte ismin geçti. İsmi Muhammed aleyhissalatü vesselam. Eğer ki salavat getirmezlerse onların burnu yerde sürülsün, onlar o kimseler cehenneme emekleyerek gitsinler. Resulullah aleyhissalatü vesselam tekrardan amin diyor Allah'ın peygamberi. Bakın, biz bundan ne çıkarmamız lazım? Biz anneye babaya hakiki bir itaat etmek zorundayız. Anneye babaya Kur'an'ın söylediği gibi o bile dememiz lazım. Hani rahmet ayının içerisindeyiz ya, merhamet ayının içerisindeyiz ya. Bu ay sadaka ayı, bu ay iyilik ayı, bu ay güzellik ayı. Onları da düşüneceğiz. Hani hadis-i nebi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ya, veledun yed'u leh. O evlat ki anne babaya dua eden evlat. Anneye ve babaya dua eden evlat. Bizler de annemize ve babamıza bol bol dua etmemiz lazım. Ve sonra diyor ki hadis-i nebi aleyhissalatü vesselam'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe diyor ya Resulallah ne söyledi? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cebrail bana dedi ki kim Recep'e gelir ve sonra Şaban-ı Şerif'e gelir ve sonra Ramazan'a girer, bayram gecesine kadar kendini Allah'a affettirmiyorsa onun burnu yerine sürülsün ve o sürülerek cehenneme gitsin. Allah muhafaza. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor amin. Bakın. Onun için her konulan bu ayın içerisinde kadar oruçlu ve oruçlu olmamız gerekmektedir. Neden? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç mucizesinde dünyaca çıktığı zaman Allah'ın peygamberi gidiyor, orada bir ırmak görüyor. Cebrail'e soruyor ki ya Cebrail, bu ne ırmakıdır? Diyor ki ya Resulallah, bu ırmakın adı Recep. Peki bundan diyor kimler? Bu ırmaktan kimler? Kimler bu ırmaktan nasıl iftar olacak? Aleyhisselatü vesselam bakıyor ki baldan tatlı, sütten daha güzel. Bakın. Baldan tatlı ve sütten daha güzel olan o ırmak sadece Recep-i Şerif'in içerisindeki o perşembe günü. Bakın Regaif kandilini söylüyor. O perşembe günü kim oruçluysa aleyhissalatü vesselam diyor ki o gün o kimse o Recep-i Şerif'in o ırmağından içecektir. Allah-u Teala'nın rahmetine bakın. Kim diyor ki Recep-i Şerif'te iki gün oruç tutarsa Allah-u Teala Celle Şanı ve Teala
Hazretleri. Onun iki sene boyunca oruç tutmuş gibi Allah ona sevap yazıyor. Bakın. Kim diyor Recep-i Şerif'te 7 gün oruç tutarsa Allah-u Celle Şahane Hazretleri o kimseye cehennemin 7 kapısını kapatıyor. Bakın. 7 kapısını kapatıyor. Recep-i Şerif'in faziletine bakın. Onun için bu Recep-i Şerif'e geldiği zaman Mekke-i Mükerreme, haram bölgesi olan Mekke-i Mükerreme'de zulüm yasak. Adam vurma yasak. Öldürmek yasak. Savaş yapmak yasak. Her şey yasak oluyor. O ay ve Şaban ayı ve Ramazan ayı. Geçmişteki ümmetler dahi yani Hazreti İbrahim'den, Hazreti İsmail'den ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar hep bu atalarının dinlerini takip ettiler. Ama Kur'an geldiği zaman bütün dinler hep Kur'an-ı Azim ile beraber oldu. Her şey Kur'an ile vasfoldu, her şey Kur'an ile nur oldu. Bakın diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki bir kimse Recep-i Şerif'te 8 gün oruç tutarsa o kimse cennetin 8 tane kapısı açılır. Allah-u Teala o kuluna der ki ey kulum haydi Firdevs cennetine girsen de. Bakın. Tabi bu nedir? Bu zamanımızın tamamını da ibadetle gitmemiz lazım. İbadet ettik mi? Sonradan da ibadetten yoksul kaldık mı? Yaptığımız Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadis-i şerifte o gün perşembe günü diyor ki regaib kandilinde kim ki bir gün oruç tutar o gün bir münadi gelir der ki ey Allah'ın kulu sen Allah tarafından beraat edildin, Allah seni affetti, Allah-u Teala seni affettiysen affa mazhar oldun. Ama ey Allah'ın kulu sakın ola sakın necis şeylere, kötü şeylere, haram şeylere bakma. Eğer bakarsan o oruç sadece sana eziyet olur diyor Hazreti Peygamber. Yani bugün de oruç tutmuşsun. Allah-u Teala hepimizinkini kabul etsin inşallah. Ama gözlerimizi haramdan muhafaza edin. Recep ayı rahmetin en güzel ayı. En güzel ay. Bu ayda da geçen hafta sohbette de söyledim aşağıda pazartesi günü. İhlas Sure-i Şerife'yi bol bol okuyun. Subhanallah ile ayyul kayyum bol bol okuyun. Bakın. Bu ayda bu zikirleri, bu tesbihatları bol bol yapın. Ama özellikle İhlas Sure-i Şerife'sini. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim İhlas-ı Şerife riayet eder, kim İhlas-ı Şerife devam ederse Recep ayında Allah-u Teala'nın himayesinde olur o kimse. Bakın Allah'ın himayesinde olmak ne demek değil mi? Allah bizi kendi himayesine alıyor. Allah bize kul diyor, kendi kendini alıyor Allah-u Teala. Allah bizi himayesine aldı mı o zaman hiçbir sıkıntımız kalmaz. Bakın, geçmiş zamanda bir bayan varmış. Günde 11 tane İhlas-ı Şerif okurmuş. Ama Recep-i Şerif'in her gününde 11 İhlas-ı Şerif kendine virt etmiş. Her gün. Her gün 11 defa İhlas-ı Şerif okur. O kimse sonra bir gün evladını çağırmış. Çok da zenginmiş. Aşırı bir zenginliği varmış, aşırı bir malı varmış. Ama onun bir üslubunda bir hakikat varmış. Recep girdiği zaman en kötü, en pis elbiselerini giyer, yamalı elbiselerini giyermiş. Orada sadece ben Allah'ınım demiş. Sadece ben Allah-u Teala'nın demiş. O esnada evladını çağırır der ki ey evladım. Ben de vefat ettiğim zaman sen beni bu kirli elbiselerimle defnet. Bu yamalı elbiselerimle defnet. Vasiyet evladına.
yanına gidip ziyaret eder. Ama annesi rahattır ki, ya böyle olur mu, böyle zenginlik içerisindesin ama böyle yamalı yırtık elbiseler giyiyorsun ey annem. Olmaz ki değil, olmaz. O her zaman annesi evladına der ki, ey evladım, ben vefat ettiğim zaman sen o yamalı elbiselerle beni kabrime koy der. Tamamdır. Ve annesi bir gün vefat eder. Vefat ettiği zaman her gün 11 İhlas-ı Şerif okuyor. Bakın dinleyin. Vefat ettiği zaman 11 tane, fazla değil, 11 tane. 11 değil ha, 11. Ha, 11 tane sayıyla. O esnada evladı kefeniyle o kişiyi kabre koyuyor. Ve o gün kabirde evladı öyle bir rüya görüyor ki şiddetle ayağa kalkıyor. Evladı bakıyor, annesi diyor ki, evladım, ben sana hakkımı helal etmiyorum ne bu dünyada ne ahirette. Diyor ki, anne neden? Ben sana dedim ki beni o elbiselerimle hasret. Beni o elbiselerimle bırak oraya, kabre koy. Neden? Şurada bir misal var. O elbiselerle Allah'ı zikredermiş. Fakirim, bedva, mahcubum, hakirim. Ya Rab, ben senin kulunum. Büyük olan sensin, küçük olan benim. Acizim, günahkarım ya Rab. Kapına gittim, hiçbir şeyim yok. Her şey senin, Allah'ım demiş. Ve o evlat o şiddetli rüyayı görünce koşar. Koşar, 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 gider kabre bakar. Kapı eşeler gidip onu çıkaracak, eski elbiselerini içerisine koyacak. E geçti artık. Gider bakar kabri aşağı, bakar annesi kabrin içerisinde yok, kaybolmuş. Bakın burada bir kaide var. Kabrin içerisinde annesi yok, annesi orada kaybolmuş. O kabrin içerisinde o kimse giren bir nida gelir. Ey Allah'ın kulu, sen bilmez misin ki İhlas suresini okuyanı biz himaye ederiz. Sen bilmez misin ki biz İhlas suresini okuyanı himaye ederiz. Bakın. İşte bugün Allah'ın günü. Ertesi gün başlangıcı. Ve bir ay boyunca devam edeceğiz. Bol bol İhlas-ı Şerif okumayı unutmayın. Yarın kabre girdiğimiz zaman İhlas-ı Şerif daima okursak Allah-u Teala'nın himayesinin altında oluruz. Ama tabii ki bu değil ki can kardeşlerim hepinize. Tabii bu değil ki biz bugün regaibe geldik. Bugün Allah-u Teala'yı zikretmeye geldik. Ama yarın dışarı çıkacağız. Tekrar dünyevi işlerimize, dünyanın dertlerine, sıkıntılarına ya da diyelim ki harama, haşa sizden tenzih ederim hepinizi. Fuhuşa, kötülüğe, zinaya döneceğiz. Aman, aman, aman. Bu ayın içerisinde nasıl ki Allah-u Teala bire bin veriyor. Nasıl ki bir oruca 2 yıl veriyor. Nasıl ki bir oruca 7 tane cehennem kapısını kapatıyor. Nasıl ki bir oruca 8 cennet kapısını açıyor. O kadar da Allah-u Teala size silah yazar. Bakın bu ay önemli. Recep'te ne kadar bol bereket varsa o kadar da Allah size silah yazar. Dikkat edin. Günahlardan kendinizi muhafaza etmeye çalışın. Ümmet-i Muhammed'in halize belli. Zaten içerisinde ümmet-i Muhammed'in yok yok her şey var. Dünya nedir? Dünyanın meşgalesi mi dersin? Dünyanın tasası mı dersin? Dünyanın ne dersin? Aman, aman ben kırılmayayım. Aman şu olmasın, aman bu olmasın derken biz hep kendimizi anlatıyoruz. Avutmayalım kardeşlerim. Avutmayalım. Sahibimiz olan Allah var.
lazım. Vakisi her gün Allah'ı zikretmesi lazım. Zikir kalpteki cilayı götürür. Elde zikredin Allah'ı. Cemaatle zikredin Allah'ı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya, vel cemaatun rahmetun vel firketun azabun. Cemaat rahmet, mağfir, hidayet, nurdur. Ama cemaatten uzak olmak azaptır, azap, sıkıntıdır. Kişi bir şey öğrenmek istediği zaman nereye koşar? Alimlere, ilim ehlilerine koşar. Nasıl? Ya işte bu işimiz var. Bizim bu işimizi sana soruyoruz kardeşimdir. Gider alim olan insana sorar. Onun için bol bol cemaate dahil olmamız lazım. Nefsimize peşinde koşmamamız lazım. Nefsimizle yürümememiz lazım. Nefsimizle gidersek Allah muhafaza peki perişan oluruz. Çünkü nefis her şeyin güzelini ister. Her şeyin en iyisini ister. Nefis vallahi bizi perişan eder. Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, men arafe nefsehu zaket arafe rabbehu. Kim kendini tanırsa Allah-u Teala'yı tanır. Ama kim kendini tanımazsa Allah-u Teala'yı tanımaz. Biz buna ne diyoruz? Tanımam ile tanımamak arasındaki bir fark şu. Ben değilim. Benden önce ben vardı. Ben o tanımaktayım. Nerede o ben? Ruhlar alemindeyken Allah'a söz veren ben. Nezih, temiz, günahsız, temiz olan ben. Bende değilim. Benden önce bir ben vardı. Ben o beni aramaktayım. Amacımız o benliğimizi bulmak. Kendimizi bulmak. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu dini getirirken bizlere önce kendimizi öğretti. Allah'ın mahlukatı olduğumuzu öğretti. Allah-u Teala'nın kulu olduğumuzu öğretti. Allah-u Teala'ya kulluk görevi yerine getirmemizi öğretti.